Merhaba arkadaşlar, Kanat Dobi Fassa kanalına hoş geldiniz. Bugün 9 Ocak çıkımlı 56 günlük Hint cücülerimize bir mama hazırlayacağız. YouTube'da bir takipçimiz Hintlere bir mama hazırla, onun videosunu da çekersin demişti. Onun için hazırlıyorum arkadaşlar. Kanat Arkadaşım adlı abonemiz için. Şimdi ne var burada? Şöyle göstereyim. Ceviz, mısır unu, dut pekmezi, 3 tane haşlanmış yumurta, civciv yemi, granül piliç gelişim yemi ve kavrulmuş fındık. Arkadaşlar bunları fındık ve cevizi ezeceğiz. Şöyle un haline getireceğiz. Daha sonra tüm malzemeleri karıştırıp bir hamur haline getirip civcivlerimize vereceğiz. Bakalım beğenecekler mi? Açıkçası bunu her gün ya da her zaman yapamam. Zaten ben haftada bir gün gelebiliyorum hayvanların yanına. Şu ana kadar civcivlerimizin gelişimi çok iyi. Bunun da nedeni arkadaşlar bir kış mevsimi olması birincisi. O bir etken. İkincisi onlar 50 günlük olana kadar 50 tane haşlanmış yumurta yedirdik onlara. Haşlanmış yumurta birebir. Yani böyle özel karışım yapmak falan sürekli yani uğraşamazsınız bunlarla ama haşlanmış yumurta basit. İki tane yumurtayı haşlayın. Hafif şöyle mısır unuyla karıştırıp verirseniz 2 günde bir hayvanlarınız bomba gibi olur. Arkadaşlar fındık ve ceviz büyük olduğu için hayvanlar daha civciv bu haliyle yiyemezler. Onları şöyle eski babaannemizin usulüyle biraz ezeceğiz. Dövülmüş olarak vereceğiz hayvanlara. Bakalım olacak mı? Bu poşet çok sağlam bir şey gibi görünmüyor ama poşet patlamadan olursa güzel olacak. Şöyle ben cevizi, fındığı güzelce dövüyorum arkadaşlar. İncelsin, civcivlerin rahat yiyebileceği, yutabileceği bir hale gelmesi lazım. Robottan geçirebiliriz ama şimdi azıcık bir ceviz içinde robotu kirletmeye gerek yok diye düşünüyorum. Böyle güzelce ezelim. Ceviz ve fındığı. Valla böyle her gün bunlara mama verecek olsak bunlar daha da bir büyürlerdi herhalde. Şu anda iyiler de çok şükür. Oh, poşet patladı. Evet. Bunu dökelim önce. Ceviz ve fındığımızı. Yere döküldü ama ziyan olmaz. Tavuklar, kediler buraya gelince toplarlar. Arkadaşlar başka ne var? Haşlanmış yumurta. 3 tane haşlanmış yumurtamız var. Onları da şöyle güzelce karıştıralım. Artık büyüdüler. Çok fazla kabuklarını falan da almıyorum. Kabuk da yaraşlı. Haşlanmış yumurtamız. Koyduk arkadaşlar. Civciv yemi var. Şurada civciv yemi. Onu döküyorum. Bir miktar yumurta tavuğu piliç gelişim yemi. Bunu sürekli vermeyeceğim. Arada vereceğim gelişim yemini. Başka ne kaldı? Mısır unumuz. Mısır unumuzu da döktük. Biraz da böyle karıştıralım. Hatta tepsinin üzerinde olsun. Güzelce karıştırıyoruz bunu. Fındık, ceviz. Bomba bir mama oldu bu. Bilmiyorum beğenir misiniz ama gerçekten harika bir mama oldu. Ben azıcık da buna pekmez koymak istiyorum. Pekmez de çok yoğun ama. Dut pekmez dedim de galiba bu elma pekmezi arkadaşlar. Tahmini olarak söyledim. İçeriden ne varsa onu aldık geldik. Hurma pekmeziymiş. Annem yan taraftan hemen cevabı verdi. O pekmez de elime yapıştı. Normalde az cıvık pekmez olursa daha iyi işliyor. Neyse artık yapacak bir şey yok. Elimizi yıkarız. Güzelce karıştıralım. Hurma pekmeziymiş bu. Dut pekmezi değilmiş. Koyu kıvamından anlaşılıyor zaten. Anne şunu da götürür müsün? Şunu verelim. Kenarına bulaştı biraz. Arkadaşlar güzel bir mama oldu yalnız bu.
Artık bunu yiyince enerji dolacak. Hint yiyicilerimiz. Mis gibi de kokuyor ha. Çok da güzel kokuyor. Fındık kokusu, ceviz kokusu. Birazını ben mi yesem, ne yapsam? Gerçekten çok güzel kokuyor. Görünüş olarak da güzel oldu. Pekmezin bulaşmasını saymazsak çok güzel bir görüntü oldu. Şimdi videoyu durduralım. Ben elimi yıkayıp geleyim. Ardından civcivlere verelim bunu. Arkadaşlar özel mamamızı getirdik. Birazını horozlar için ayırdık. Birazdan Yavuz horozlara verecek. Aynı zamanda kanalına video çekecek. Ben ve hobilerim kanalına. Bakalım verelim hayvanlarımıza yemimizi. Tepkileri ne olacak beraber görelim. Oho. Ay maşallah maşallah. Biraz yukarıda tutayım bari bunu. Arkadaşlar hayvanlar bayıldı görüyorsunuz. Büyük bir iştahla tüketiyorlar. Bu mamayı her zaman veremeyiz tabii ki. En azından ben veremem. Yanlarında değilim. Bir kez daha tekrar edersem, ceviz, 3 tane haşlanmış yumurta, mısır unu, civciv yemi, yumurta tavuğu piliç gelişim yemi. Azıcık da pekmez kattım bunlara. Hepsini karıştırdım. Hepsini karıştırdım. Güzel bir şey ortaya çıktı. Yesinler. Dur bakalım. Az bir inin bakalım. Az bir inin. Ben size vereceğim. Dur. Elimden yiyin bakalım. Dur. Gerçi insan elinde acıtıyorlar ama gel gel gel. Kızım. Gel kızım gel. Bak burada var ya aynısı bak. Bak aynısı burada var. Ay maşallah. Bunların da bu güzelliği yetiyor insana. Bugün yine gelirken 5 kilo gelişim yemi aldım. 5 kilosunu 50 lira verdim arkadaşlar. Kilosu 10 lira böyle. Parça alınca pahalı oluyor tabii ki. Şunlar şu an 56 günlük bunlar. Şöyle 2,5 aylık, 3 aylık olunca tamamen gelişim yemine dönerim. Geçeriz. Şu an iki tane yemliğimiz var. Birinde civciv yemi, birinde mısır kırması ve buğday karışık. Artık hangisini beğenirlerse yesinler. Afiyet olsun hepinize. Yiyin bakalım hadi. Oh yarasın. Arkadaşlar hayvanlar, civcivler, tavuklar yani genel olarak kanatlı grubu farklı yemlere bayılır. Böyle ara sıra farklılık yapın. Yani sadece tek tip değil de değişik değişik şeyler verirseniz daha bir iştahlı yerler. Ben bir ağzında yere döktüm. Yerden yesinler. Hadi bakalım. Hepiniz yiyin. Afiyet olsun size. Bu videomuzu da burada sonlandıralım. Kendinize iyi bakın diyorum arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle. Hepinize iyi günler diliyorum.